Hepinize selam dostlar. Bugün sizlere Monster'ın geliştirmiş olduğu Abra A7 12.4.1 modelli laptopun kutu açılışını ve incelemesini yapacağım. İnceleme konusunda çok bir detay beklemeyin. Ayrıyetten bir video yapmayı düşünüyorum inceleme için. Bu videoda sadece laptopumuzun hangi özelliklere sahip olduğunu ve kutu içerisinden ne gibi şeyler çıktığını sizlere göstermek istiyorum. Lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz kutu açılışına geçelim. Evet dostlar, gelelim kutu açılışımıza. Bizleri böyle bir kutu karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli böyle çizgiler var. Şöyle. Monster'ın logosunu görüyorsunuz. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Kutunun arkasında, önünde falan. Yani bu şekilde sadece böyle bir kutu. Ama gayet şık bence. Kutuyu açtığımız zaman, evet. Şunu kenara koyalım. Şöyle bir sünger. Süngeri kenara bıraktım. Ve sonra bize hemen laptop karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Koruyucu bir kılıfla gelmiş. Gayet hoş. Şöyle tutup şunu kaldıralım. Kenara bırakalım bunu. Evet arkadaşlar, laptopumuzu da kenara koyduktan sonra bizleri şöyle 3 bölmeli. Hatta şurada bir bölme daha var ama orası boş. 3 bölmeli bir bölüm bizleri karşılıyor. En sol tarafı açtığımızda ise bizleri şarj adaptörünün İlk parçası karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir poşete sarılmış. Şöyle, ucunu mor yapmışlar, ilginç. Evet. Bunu kenara koydum. Burayı kapatıyorum. Ardından evet, bu bölüm biraz kalabalık duruyor. Buradan Senpai GG 6 ay boyunca yapay zeka destekli video koçluk platformuna üyelik vermişler. LoL oynayanlar için güzel bir şey. Bunu da kenara kaldırdım. Ardından şöyle bir poşetin içerisinde laptopun hangi bölümünün ne olduğu yazıyor. Bunu da kenara kaldırayım. Bu arada arkadaşlar, laptopumuzun ekranı 130 derece açılıyor. Onu da söylemekte fayda var. Ve ayrıyetten bu poşetin içerisinde de iki tane yedek vida yollanmış. Ve adaptörümüzün diğer bölümü. Fiş yani. Onu da kenara koydum. Ve burada da nemi alması adına tuzlar konulmuş. Bunu da buraya koyalım. Son bölmemizde ise evet, buradan da bataryamız çıkıyor. Çıkartıp takılabilir bu arada. Bu güzel bir şey. Evet dostlar, şimdi laptopumuzu poşetin içerisinden, kılıfın içerisinden daha doğrusu çıkartıyoruz. Ve çıkarttığımızda yine tekrardan bize bir kılıf karşılıyor. Bu kılıf da ekrana sadece geçirilmiş. Evet, laptopumuzda iki tane USB 3.1 portu var. Birisi 5 GB hızında çalışıyor, diğeri ise 10 GB hızında. Aynı zamanda Type-C girişimizi de burada görebiliyorsunuz. Burada da kart okuyucumuz mevcut. Bastırdığınızda ise kart okuyucumuz yuvasından çıkıyor. Buraya bunu çıkarttıktan sonra kendi kart okuyucunuz, yani biliyorsunuz bu bir kalıp. Bunun içerisinde ufaklığı takıyorsunuz. Bunun konulması bence gayet hoş. Tırnağınızla bastırmanız daha iyi. Burada fan çıkışlarını burada görüyorsunuz. Sağ taraf bu şekilde. Ön tarafta ise bildirim ışıkları mevcut. Sol tarafta ise USB 3.1 portlarımızdan bir diğeri ve USB 2.0 portumuz var. Aynı zamanda mikrofon ve kulaklık girişimiz de yer alıyor. Gelelim arka tarafa. Evet, burada mini display portu görüyoruz HDMI'ın yanında. 1.4 mini display port burada yer alıyor. HDMI'ımız mevcut. Ethernet girişimiz, aynı zamanda güç girişimiz. Arka tarafta da iki tane fan çıkışımız bulunuyor bu arada. Evet, laptopumuzun şöyle pilini takacağımız yer burası. Hemen alt taraf. Şöyle pil takılı olmayan bir şekilde geliyor. Şurada kilitleri var. Bunu şöyle çekip buraya yerleştiriyorsunuz. Çıkartılabilir pil. Bence her zaman iyi. Evet arkadaşlar, gelelim laptopumuzun özelliklerine. Laptop gördüğünüz gibi yine başımda duruyor. Laptopun tabii ışıklandırmasını vesaire video ekleyeceğim. Bunların hiç şüpheniz olmasın. Ama bence gayet şık, gayet sade.
Ekran boyutu 17.3 inç. Gayet güzel. Şimdi daha detaylı bir şekilde sizlere anlatayım. İşlemcimiz Intel'in 10. nesil i5-10200H işlemcisi mevcut. İnternette araştırma yaparsanız bu işlemciye ait çok fazla bilgi bulamayabilirsiniz. Çünkü Intel bu işlemciyi 10. nesil işlemcileri çıkarttıktan bir süre sonra, yani daha sonra çıkarttı. Yani çok fazla bilgi veya karşılaştırma videosu bulamayabilirsiniz. Ama daha çok laptop odaklı bir işlemci. 2.4 GHz frekans hızına sahip, Turbo Boost'ta 4.1 GHz hızına erişebiliyor. Onun haricinde ise 4 GB'lık GTX 1650 Ti ekran kartımız da bu laptopla birlikte bizlerin karşısında. Onun haricinde ise laptopumuz 2933 MHz frekansında çalışan 2 tane 8 GB'lık DDR4 belleklere sahip. Onun haricinde laptopumuz 2,5 kilogramlık bir ağırlığa sahip. FreeDOS olarak geliyor. FreeDOS ne demek? Yani laptopumuzun içerisinde herhangi bir işletim sistemi bulunmuyor. Bunu kendiniz temin etmeniz gerekiyor. Onun haricinde sizlere ne söyleyebilirim? 500 GB'lık NVMe SSD, yani M.2 SATA SSD bizlerin karşısında. Okuma yazma oranı ise 2500'e 900 olması lazım. Yani gayet normal bir SSD, M.2 SSD aslında. Her işinizi görecektir diye düşünüyorum. Çok fazla veri transferiyle uğraşmıyorsanız zaten normal SATA 3 SSD'lerde birçok insanın işine yarıyor aslında. Onun haricinde sizlere ne söyleyebilirim? Tabii ki de çok önemli bir unsur aslında bu. Ekranımız 17.3 inç IPS Full HD Mat LED ekrana sahip ve 144 Hz. Biliyorsunuz artık günümüzde 144 Hz'i bir standart haline getirmeye çalışıyorlar. Çünkü artık oyunlarda yüksek hızlı yenileme oranlarına sahip monitörler çok fazla tercih edilmeye başlandığı için laptoplarda da bu durumu gerçekten yaymaya çalışıyorlar. Ki bu laptopta 144 Hz ile geliyor. Monster'ın 60, 120 ve 144 Hz panellere sahip olan laptopları da mevcut. Tabii bu tamamen tercih meselesi. 60 Hz isteyen de olabilir ama artık birçok insanın gönlü 144 Hz'den yana. 3 adet disk yuvamız mevcut. Bunlardan bir tanesi 2.5, diğeri ise 2 tane M.2 SSD alacak şekilde. 2.5'luk, yani bildiğimiz nasıl masaüstü bilgisayarlarımızda 3.5 inçlik hard diskleri kullanıyoruz. Bu laptopta da 2.5 inçlik bir hard disk yuvası mevcut. Onun haricinde ses sistemimiz Soundblaster'ın Cinema 6 ses sistemi. 2 tane 2 watt'lık çıkış mevcut. USB çıkışlarımızdan tekrar bahsedeyim. Bir tane USB 2.0, iki tane USB 3.1, birisi jenerasyon 1, diğeri jenerasyon 2. Yani jenerasyon 1 5 gigabit, jenerasyon 2 ise 10 gigabit hızında çalışıyor. Ve bir tane Type-C çıkışımız mevcut. Biliyorsunuz Type-C artık pek çok laptopta görebiliyoruz çünkü bunu standart haline getirmeye çalışıyorlar. Bir tane HDMI çıkışımız ve 1.4 mini display portumuz bu laptopla bizleri karşılıyor. Ve RGB aydınlatma sahip bir klavyemiz var. Özetle şunu söylemem gerekir sizlere. Gerçekten alınabilecek seviyede bir laptop. Fiyatının da önemi tabii büyük bir unsur burada. 9180 civar olması lazım ama biz buna düz 9200 lira diyebiliriz. 9200 lira bence şu anda bir laptop için, bu seviyelerdeki bir laptop için gayet uygun bir fiyat diyebiliriz. Yani uygun demek istemem aslında. Çünkü döviz kurlarından kaynaklanan artış nedeniyle pek çok insan bu seviyedeki laptopları almakta zorlanabiliyor. Ama sizlere şunu söylemeliyim ki Monster, yani bu modeldeki özelliklere sahip olan başka marka bir laptop satın almaya kalkışırsanız Monster'dan biraz daha pahalıya satıldığını görebilirsiniz. Yani buradaki etken ne? Monster'ın bir Türk markası olması. Ondan dolayı da biraz daha fiyatlarda farklılık görebilirsiniz. Hani içerisinde kullanılan parçalar kalitesiz mi? Değil. Bayağı bildiğimiz markalardan kullanılıyor. Ama muhtemelen Monster'ın burada bir yol izlediğini düşünüyorum Türk kullanıcılar için. Evet dostlar, laptopumuzun kurulumunu gerçekleştirdikten sonra Monster Notebook'un web sitesinde yer alan kurulum dosyaları arasında Control Center, yani kontrol merkezi adlı dosyayı indirerek laptopunuzun güç modlarını, tuş atamalarını,
RGB aydınlatmasını ve fan hız kontrolünü bu program sayesinde kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle sizlere göstermek isterim. LED keyboard. Ona tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Evet, yükleniyor, evet. Bu ekran çıkıyor arkadaşlar. Bu ekrandan dilediğiniz gibi buradan renk seçeneklerini ayarlayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ben bakın şöyle mavi, yeşil, görmüş olduğunuz gibi istediğiniz rengi şu çarktan değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Aklınıza takılan başka sorular olursa eğer lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.